فَمَنْ
يا عباد الله إن الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه إلى آخر الحديث. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin bizlere verdiği en büyük nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, fiziksel, ruhsal ve duygusal yaşadığımız, fiziksel, ruhsal ve duygusal değişim yaşadığımız bir çağdır. Karakter ve kişiliğimizin geliştiği farklı bir dönemdir. İnsan geleceğini büyük oranda gençlik döneminde şekillendirir. Edep ve ahlak, saygı ve sevgi, sabır ve yardımlaşma gibi erdemler bu dönemde belirginleşir. Evet, saygıdeğer genç kardeşim, sen İslam'ın kıymetli bir neferisin. Devletimizin ve milletimizin umudusun. Milli ve manevi değerlerimizin emanetçisi sensin genç kardeşim. Tarihin akışını değiştiren ecdadımızın emaneti senin omuzlarındadır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Sen hakikat arayışı ve tevhid mücadelesinde Hazreti İbrahim gibi olmaya namzetsin ki nefsani istek ve arzular karşısında ben Allah'a sığınırım diyen Hazreti Yusuf gibi olmak yakışır sana. İffet ve namus abidesi Hazreti Meryem gibi olma azmi sendedir. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık ayetinde ölen Ashab-ı Kehf gibi sarsılmayan bir duruş vardı senin özünde. Gençliğin yegane rehberi, güzel ahlakın timsali, alemlere rahmet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izindesin sen. Ki öyle olmalısın. Sana onun kutlu mektebinde yetişen gençler gibi ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin peşinde koşmak yaraşır genç kardeşim. Kıymetli anne babalar, bize de görevler düşüyor. Gençlerimiz bizden ne bekliyor? Ne yapmamız gerekiyor? Gençlerimiz bizlerden fikirlerini içtenlikle dinlememizi istiyor. Kendilerine güvenmemizi, saygı duymamızı ve hedeflerine ulaşma noktasında desteğimizi bekliyor. Öyleyse gençlerimize zaman ayıralım. Onları samimiyetle dinleyelim. Sevgi ve muhabbetimizi onlardan esirgemeyelim. Onlar için güvenli bir sığınak olalım. Hazreti Ali Efendimizin de ifade ettiği gibi onlar içinde bulunacakları çağın şartlarına göre yetiştirelim. Onların heyecan ve enerjisini İslam'ın şefkat ve rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Böyle olmadığı zaman hepimiz neslimizden, çocuklarımızdan şikayetçi oluyoruz. Mevlam hepimize hayırlı nesiller nasip eylesin. Değerli anne babalar, Rabbimizin kabul ettiği dualardan birisi de anne babanın çocukları için yaptığı duadır. Hazreti İbrahim Rabbi cealni yukime salati ve min zürriyeti. Ey Rabbim, beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle yakarışıyla Rabbinden tertemiz bir nesil istemiştir. Peygamber bile. Bizler de
Hazreti İbrahim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Mevlam bu anlamda dualarımızı kabul eylesin. Aziz müminler, gençlerimizin dünyayı anlama, insanın varoluş gayesini idrak etme, millet olarak bizi bir arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında rehberliğimize ihtiyacı var onlar. Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair umudumuz olan gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, hasılı, bizi biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak sorumluluğumuzdur. Allah'a imanı, aileye sadakati, milletimize hizmeti, insanlığa faydalı olmayı kendine düstur edinen bir gençlik yetiştirmek ortak vazifemizdir. Unutmayalım ki yeryüzünün imarı, güvenli bir gelecek inşası, ilmin değerini bilen, okuyan, araştıran, tefekkür eden gençleriniz eliyle olacaktır. Hak ve adaletten ayrılmayan, zulme rıza göstermeyen, mazlum ve mağdurun hakkını koruyan gençlerimiz dünyayı barış yurdu yapacaktır. Allah bize böyle nesiller nasip eylesin. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu uğurda zamanını harcamış, ömrünü feda etmiş olan çok ecdadımız, çok geçmişimiz var. Geçmişten günümüze milli ve manevi değerlerimizi gençliğimize aktarmada önderlik yapmış şanlı ecdadımızı, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mevlam onlara razı olsun. Onlara razı olsun. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiyorum genç kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah'ın arşın gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan birisi de neşeyi ve huzuru Rabbine itaat ve ibadette bulan gençtir. Mevlam böyle gençler hepimize nasip eylesin. Bu uğurda Mevlam gayretlerimizi boşa çıkarmasın. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kâminine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azîmen li nebiyyihi ve tedrîmen li safiyyihi fe kâle azze ve celle min qâilin muhbira ve âmira. İnne allâhe ve melâketehu yusallûn ala nebiyyih. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah belli. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden korur. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. İnna Allaha ya'muru bil 'adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha 'anil fahsha'i vel munkari vel bagyi ya'idukum la'allakum tezekkerun. Okuduğum ayet-i kerimeyi şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti,
iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yaşarlar. O düşünür, buradasınız diye öğüt veriyor.